Manşete hoş geldiniz. Sesimizi duyan var mı? O ses sanki duyulur gibi oldu. 6 Şubat depreminin yıl dönümünden bahsediyorum. 2 gün önceydi. Ve 2-3 gün konuşuldu. Sonra da unutuldu. O ses biraz duyulur gibi oldu. Biraz kameralar çalışır gibi oldu. Biraz mikrofonlar ses kaydeder gibi oldu. Ve sonra unutuldu. 365 gün sonra. Bölge halkı kendi kaderine terk edildi. Ve... İktidar tamamen buradan bize aman zarar gelmesin, oylarımız düşmesin telaşına kapıldı, paniğine kapıldı. Herkes de gününü gün etti. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Öteki tarafta deprem gibi yıkıcı bir gerçek ortadayken, olası bir gerçek ortadayken, başta birkaç gün insanlar kaygılandı veya kaygılanır gibi oldu. Ondan sonra da işine baktı. Ne yapalım Allah'ın takdiri dendi. Önlem almayı düşündü sonra vazgeçti. Maliyetler önüne çıktı. Enflasyon bir ortam. Çok az bir insan terk etti yaşadıkları yeri, oturdukları evi. Çok küçük bir grup. Ve insanlar yaklaşan büyük depremi bekliyor Marmara'da. Deprem üzerinden politika yapmak, deprem üzerinden seçim kampanyası yapmak yol oldu. Birazdan bakacağız Profesör Doktor Naci Görür çok gözde. Bütün adaylar görüşüyor. Oradan oraya gidiyor. İlgi büyük. O da kendine göre önerilerini ve tekliflerini sıralıyor. Ama görmüş geçirmiş bir insan. 99'da da böyleydi. Aradan geçen 24-25 senede çeyrek asır dile kolay. Ve çeyrek asırdır neredeyse bu iktidar iş başında. Yani 100 yıllık cumhuriyette neredeyse çeyrek asırdır iş başındasın ve gelinen nokta ortada. Hayat pahalılığında dünyada ilk üçtesin. Ekonomik buhranda. Birazdan ona da bakacağız. Çevre Şehircilik Bakanı demiş ki Öz işte aileleri ziyaret ediyor. Yaptığımız evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Yani her kelime ayrı bir skandal da oraya, orada değilim. Gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı eğer ölüler de yoksa yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor. Cümlenin her noktasında her kelimesinde büyük problemler var. Fakat böyle bir ülke. Yani iktidar böyle bakıyor. Vatandaş da alıyor bunu kabul ediyor. Yani arz talep meselesi sanki. E, i̇şimiz çok zor. Bu ikisinin de doğru olmadığını ne vatandaş eğer öyle bir şey dediyse ne vatandaşı ne de devleti yöneten insanın doğru olmadığını, burada büyük bir sahtecilik olduğunu, büyük bir ikiyüzlülük olduğunu, büyük bir alçaklık olduğunu anlatmamız lazım. İnsanlara bunu göstermek gerekiyor. İstanbul'un nüfusu 250 bin azaldı. Ev sahibi yüzünden, kiracı yüzünden, şu yüzünden, bu yüzünden. Şimdi bu evet azalmış İstanbul'un nüfusu. Türkiye nüfusunda büyük gerileme var falan. Doğru dürüst bu da değerlendirilmiyor. Yani göç var. Hani göç alıyorsun. Kimi göçmenleri gönderiyorsun ve kendi nitelikli iş gücün de göçüyor. Ve bütün bunların ardından bir şey ortaya çıkıyor. Bir bilanço ortaya çıkıyor. Bütün bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Yani deprem bölgesiyle de ilgili aynı durum söz konusu. İstatistiklerle değil, sahadan aldığınız verilerle yürümeniz lazım. On binlerce insan ölmüş, on binlerce bina yıkılmış. Ölen insanların Ev ihtiyacı yok. Ona göre bir ev ihtiyacı ortaya koymanız lazım. Ayrıca on binlerce ev yıkılmış. Her binanın yerine yenisini yapmak durumunda değilsiniz, aynı yere yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca bölgeden yüz binlerce insan göçmüş. Onlar bölgede ev bakmıyor. Yani e, ya şu kadar bina yıkıldı, şu, bu bu kadara ihtiyacımız var demek sağlıklı bir şey değil. Ne kadar insan orada yaşıyor, yaşama tutunmuş, tutunmaya çalışıyor ve Onların ihtiyaçlarını karşılamak. Konteynerde yaşıyor kadın. Allah devletten razı olsun diyor. Yani esasen gerçekten burada da ona problem olduğunun anlatılması gerekiyor. Siz hiç konteynerde yaşadınız mı? Bir ay yaşayın bakayım konteynerde. Nasıl nasıl yaşam? Bir yıl yaşayınca ne oluyor? Yazı, kışı, yağmuru, çamuru, soğuğu. Çadırda yaşıyor. Isıtıcısı yok. Bazı konteyner kentler tamamlanmamış. Bir sürü sorun. Yani ihtiyaçları tespit ederken bölgedeki gerçekten ihtiyaçlara da bakmak gerekiyor. Yani gerçekten ihtiyaç nedir? Ne kadar ev ihtiyacı var? Ne kadar kişiye? Ve gerçekten hak ediyorlar mı? Ve nereye yapmalıyız? Bunların hiçbirisi düşünülmedi. Deprem daha e, artış yoklar devam ederken seçim de yaklaşıyor diye hemen temel attılar. Bir takım boş arazilere evler diktiler. Doğru dürüst zemin etüdü yapılmadan. Ayrıca zemin etüdü yapılması için depremin üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Artçı şokların falan bitmesi gerekiyor. Ve ona göre sağlıklı analizlerin ortaya konması gerekiyor. Yok. Hiçbiri yok. Deprem illerinde yaşayıp hayatının normalleştiğini düşünenlerin oranı Ipsos'a göre %5'miş. Şimdi buradan alınacak veriler de sağlıklı mı? Hiçbir zaman %90, 80, 70, %50 olmaz ki. Siz bir eve yerleştirmiş olsanız bile o iş o kişi için yaşam normale dönmüş müdür? Hayır dönmemiştir. Yakınlarını kaybetti, işini kaybetti, eski düzenini kaybetti, eski mahallesini kaybetti, şehrini kaybetti. Yani bu bu veri her zaman negatif çıkar, düşük çıkar. Anlamak lazım yani orada yaşamadan Ahkam kesmenin manası yok. Bir takım istatistiklerle veya bir takım verilerle vah vah demenin de manası yok. Sen gittin yaşadın mı orada? Enkaza enkaz kaldırma çalışmasına kaçıldın mı? İnsanlara bir tas çorba ikram ettin mi? Ya da ne yaptın? Bir listeleme yaptın mı? Nedir? Zor. Yani bu ancak devlet olanaklar, olanaklarıyla yapılacak bir konu. Yani gazetecilik olanaklarıyla, sivil toplum olanaklarıyla bir yere kadar. Evet çorba dağıtan insanlar vardı, aşevi kuran insanlar vardı. Bir takım ihtiyaçları internet üzerinden şu bu falan toparlayıp yetiştirmeye çalışan insanlar vardı. Var oğlu vardı. Fakat hepsi de bir yere kadar subjektiftir. Bir noktadan sonra çekiliyorlar. Herkes işine gücüne dönüyor. Bir ay, üç ay, beş ay devam ediyor. Fakat hala devam ediyor kanayan yara. nüfus yaşlanıyor, artış hızı düşüyor. Bu kupürü sabah gazetesinden kestim. Dünküydü galiba. 65 yaş üstü nüfus tarihi zirvede. 2007'de 7.1 olan, %7.1 olan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 10.2'ye yükseldi. Bu şu demek. Yani emekliler artık e, gittikçe geliriniz daralacak. Artık bir emekli refah diye bir şey yok. Kalmadı olmayacak demek. Yaşlılara kötü haberler vereyim ya da orta yaşın üstündekilere. Çünkü bütün dünyada böyledir. Sosyal güvenlik sistemi çalışan insanlardan kesilen primlerle beslenir ve ne bileyim emekli maaşları ödenir filan. Çalışan nüfus azalmışsa, kaçmışsa, gitmişse, çalışamıyorsa, işsizlik almış başına gitmişse neyse. Dolayısıyla emekliye bir şey ödenemez. Evet Naci Görür tekrar depreme döndük. Naci Görür bugün Hürriyet'in manşetindeydi. Çok popüler şu ara ama bakalım 31 Mart'tan sonra hatırlayacaklar mı Naci Hoca'yı? Ekrem İmamoğlu görüşmüş. En yani son daha önce Murat Kurum ve Burak Havuncu'yla da bir araya gelmişti. Ekrem İmamoğlu bir proje sunmuş İstanbul'la ilgili. Sunulan proje depreme dayanıklı bir İstanbul şablonunda uyuyor dedi. Uygundur dedi. Ekrem İmamoğlu'nun anlatması lazım. Mevcut başkan yani. Beş yıldır ne yaptın? Yani negatif anlamda söylemiyorum. yani Ne yaptın onu bir ortaya koy. Ondan sonra ikinci beş yıl içinde o istemen gerekiyor yani. İstanbul demişken son iki haftadır gündemde olan konu... ...daha doğrusu 21 Ocak'tan beri yanılmıyorsam gündemde olan konu... ...Başak Demirtaş denklemden çıktı, İstanbul hesabı yeniden. Buna bakacağız. Bu konu evet 21 Ocak'ta gündeme gelmişti. İrfan Aktan'a verdiği mülakatta belediye başkan adaylığı için öneri gelmedi ama... ...halk ister, parti de uygun görürse düşünebiliriz demişti ama orada kullandığı kritik cümle dikkat çekiciydi. 21 Ocak İrfan Ak'tan zaten İrfan Ak'tan gündeme getirdi bunu ve ondan sonra da ortalık karıştı. 21 Ocak'tan bu tarafa bunu konuşuyoruz. İrfan Ak'tan vurgusu yapmamın sebebi önemli birazdan geleceğiz ona. Demokrasi ve toplumsal barışın önüne açacağına inanırsak diyor. Yani bu vurgu önemli. Bu vurgunun neden önemli olduğunu işte şimdi 18 gün sonra anladık. Çünkü İrfan Aktan, Başak Demirtaş neden vazgeçti? Başlıklı bir yazı yazdı artı gerçeğe. Sağda solda bir sürü spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonlardan öte, Başak Demirtaş'ın adaylığını gündeme getiren, adaylığını ilk haber veren gazetecinin gene içeriden aldığı bilgiyle ve elbette Başak Demirtaş çevresinden, Demirtaş ailesi çevresinden aldığı bilgiyle yazdığı yazıyı önemsemek icap ediyor. İrfan Aktan diyor ki, Dem Parti üç konuda iktidardan istekte bulundu, talepte bulundu. HDP kapatma davası ve Kobani, Kobani davası hukuki olarak ele alınsın. Bu demek ki kapatın. Yani davayı kapatın manasına geliyor. Çünkü hukuk yok ki. İki, kayın politikasından vazgeçin. O da yani hukuka dönelim. Kayın politikasından vazgeçmeye gerektiriyor. Üç, Öcalan üzerinde yürütülen tecrit uygulamasından vazgeçilsin. Orada da hukuk. Yani Dem Parti üç konuda istekte bulunuyor AKP'den. Masaya üç şart koyuyor. Ve üçü de hukuki. Eğer hukuka dönersen bu konularda bu konular düşer, gündemden çıkar diyor. Çeşitli temaslar kuruldu diyor İrfan Aktan. Tahmin edilebilir falan derken biraz esnek konuşmuş ama onu öyle kabul etmek gerekiyor. Demin 3 Dem Parti'nin 3 temel talebi de AKP tarafından reddedildi diyor. Başak Demirtaş ve Dem Parti girişimlerinin henüz demokrasi ve barışın, toplumsal barışın önünü açmayacağını gördü ve şimdilik vazgeçti diyor. Şimdi ilk İrfan Aktan'a verilen demeçte demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak adaylığım söz konusu olabilir demişti. Ve daha sonra bu şartların ortaya konulduğu, bu şartların kabul edilmediği ve demokrasi ve toplumsal barışın önünü açmayacağını, Başak Demirtaş ve Dem Parti'nin girişimlerinin demokrasinin önünü açmayacağını gördü ve şimdilik vazgeçti diyor. Hikaye bu. Bu konuyu ilk gündeme getiren gazetecinin konuyu kapatırkenki yazısı o açıdan da önemsemek gerekiyor. Başak Demirtaş neden adaylıktan vazgeçti olayının ayrı bir perde arkası. Anayasa Mahkemesi'nde yeni üyenin ismi lazım değil Erdoğan atadı. İki üye daha at atayacak. Zühtü Arslan gidecek ee, mevcut başkan. Onun yerine de atayacak. Gene bir üyenin daha üyeliği sonlanacak. Muhtemelen de İrfan Fidan galiba Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak. Tam anlamıyla herhalde bir dikensiz gül bahçesine dönecek olay. Zühtü Arslan, yeni üyenin atanması vesilesiyle anayasa mahkemesindeki törende konuşmuş. AYM'nin kararlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da kararlara uyulması anayasa zorunluluk. Malumu ilham etmiş. E, denebilir ki yargıçlar kararlarıyla konuşur. Ama anayasa mahkemesindeki yargıçlar kararlarının çiğnendiği, anayasanın çiğnendiği bir ülkede o koltuklarını... Cübbelerini asmadan sonuna kadar götürdüler. Aman başımıza bir şey gelmesin. Aman emeklilik özlük haklarımızdan olmayalım. Aman şeytanlaştırmayalım. Bak iki tane arkadaşımızı aldılar sorgusuz sualsiz. Hala hücrede tutuyorlar. 15 Temmuz'da iki Anayasa Mahkemesi üyesini aldılar. O da orada zaten başlarında demokrasin kılıcı gibi sallanıyor. Neyse öyle dedi geçti. Türkiye artık yargıçların yargıçlar kararlarıyla konuşur ülkesi değil. Kararı takip edeceksin. Senin itibarın, senin kararın uygulanıyor mu uygulanmıyor mu ve e, uygulanmıyorsa neden? Sen terör örgütleriyle yan yana konuyor musun konmuyor musun? İktidar medyası tümüyle MHP başta tümüyle bunu böyle yapıyor. Dolayısıyla artık Türkiye yargıçların kararlarıyla konuştuğu değil. Yargıçların artık eğer yargıçsa eğer sırtında birkaç tane omurga kalmışsa o cübbeyi asması gereken bir ülke. Ekonomiye dönelim karar gazetesi manşetten güzel sormuş Mehmet Şimşek'e 72 saatte de, ne değişti diye soruyor. Değişen şey ne yani pazartesi günü enflasyon Şubat'ta düşecek dedin çarşamba günü Haziran'da düşecek dedin hayrola. Esasen doğrusu galiba Haziran öngörüsü nedeni şu seçime kadar düşürmemiz olanaklı değil tam seçim ekonomisi uygulanıyor. Ama 31 Mart'tan sonra kemer sıkacağız ve ondan sonra düşüşü görebiliriz demeye getiriyor. Ayrıca TÜİK senin elinde. <laughs> Sen ne istersen onu açıklıyorlar. Ayrıca yani o kadar artık şeffaflık dışı bir kurum oldu ki sepeti de açıklamıyorlar. Yani hangi kalemlerle neye göre böyle bir enflasyon hesapladın kimse bilmiyor işte. E, Bilge Yılmaz İyi Parti'de... Zannediyorum e, ekonomi politikalarının başındaydı. E, şimdi... Dışarıdan da olsa gene Türkiye'yi düşünmeye devam ediyor. Attığı tweette çok önemli şeyler söylemiş. Türkiye'nin ihtiyacı olan ekonomik istikrar kalkınma sadece para politikasıyla gelmez artık bitti diyor o, o dönem. Para politikası sadece faiz artırmak düşürmek değil her yönüyle doğru şekilde uygulamalısınız diyor. E, faizi 145'e yükselttiniz buna rağmen enflasyonun önüne geçemediniz diyor. Haksız mı? 8 ayın sonunda büyük bir başarısızlık söz konusu. Enflasyon artarken halkın büyük kesiminin refahı düştü. Yüksek vergiler ve artırılan politika faiziyle yapılan fedakarlıklar problemlerimizi çözmedi. Daha hatta bu fedakarlıklar heba edildi diyor. Ülkemizi daha zor günler bekliyor Mart 2024 seçimlerinden sonra demiş. Atilla Yeşil adaysa Mehmet e, Gaye Erkan'dan sonra acaba Mehmet Şimşek de feda edilir mi? Koltuğu sallantıda mı gibi sorular üzerine enteresan bir analiz paylaşıyor mesele ekonomi YouTube kanalında ben önüne arkasına bir iki cümle ekleyerek daha anlamlı bir hale getirdim cümleyi değilse bağlamından koparmadım. Mehmet Şimşek'in niye göreve geldiği sorusuna asla cevap bulamadık diyor Atilla Yeşilada. Bir teoriye göre Erdoğan kimden kaynak arıyorsa Azerbaycan, Araplar vesaire bizimle tanıdığımız sorumlu bir adamı getir de paramızın emin ellerde, doğru emanette olduğunu bilelim demişler. Ve bu etkili olmuş. Bu zorunluluk devam ettiği sürece de Mehmet Şimşek orada kalır diyor. Aksi takdirde eğer alırsanız bu ikinci bir Naci Abal vakası olmaz. Bu bir Titanik vakası olur diyor. Batarız. Titanic gibi batarız. Çıkartamazsınız bir daha demiş. Evet durum böyle. O arada Merkez Bankası demişken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı en sağdaki isim daire için aldım. Cevdet Aktay bugünkü Enflasyon raporu raporu bilgilendirme toplantısında söz alıyor. Merkez Yeni Merkez Bankası Başkanı ona onu onore ediyor bir yönüyle Fatih Karahan ortada oturan. Enteresan şeyler söylüyor. Yani eee %36'lık enflasyon hedefinin neden değiştirilmediği sorusu gelince ki Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon hedefi %36. Güle güle ölürsün. Neyse geçelim. Duyuyorum böyle şeyleri 38-39 yapsalar da daha anlamlı olur falan. Yine hatırlatayım size şu an içinde bulunduğumuz settingde ağırlıklı ortalama, fonlama maliyeti, mevduat faizi linki bağı, bağı kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri ihtiyaç ediyoruz. Bu linkler tekrar ihtiyaç edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız. Modelleme yapacaksınız. Oradan da 36'dan 38'e çıkmaz. Zor. Modelleme iyi bilen arkadaşlar çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkansıza yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe. Bizi sürekli yakın satacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı kelimeler onun kelimeleri değiştirmeden okuyorum. Öbür türlü yaptığımız yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle linklerin yeniden kurulmasıyla modellemeci arkadaşlara uygun ortam. Yani dinleyin videosu da var metin olarak da var. Adeta içini dökmüş. Ama arkadaş yani diyecek şey şu sen bana ne anlatıyorsun sen bunları da Anlattın mı saraya, efendine? Yani yukarıdaki ne derse o oluyor son tahlilde. Alıyor, atıyor, koyuyor, değiştiriyor, beğenmiyor. Bunlar da altta bir ekonomi bürokratı olarak e, sanki 10-15 sene öncesi olduğu gibi bir takım modellemeler veya veriler üzerinden millete bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani yukarıdaki orada olduğu sürece Erdoğan ve yönetimi o çete, o devlete çökmüş Şebeke değişmediği sürece sen istediğin kadar ağzınla kuş tut. Kimse de bunu bu kadar açıklıkla ifade etmiyor yahu. Neyse. Bağlarken Trump'ın mühim itirafları oldu. Onunla bağlayalım. Amerika'da seçim senesi ama. Kasım Süleymani suikasta olmuştu 2020 yılında. Şimdi Amerikalılar onun. Ee, e, İran'ın Amerika'nın üstüne dönük saldırılarına cevap veriyorlar. Farklı başka örgütleri veya örgütlerin başındaki insanları uçuruyorlar ortada. Orada Hala sıcak dev e, savaş devam ediyor. Ama e, Trump e, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında İsrail'in de son ana kadar yer aldığını söylemiş. Yani bunlar konuşulmuyor ki bunu görevdeki bir başkan söylüyor. Yani o gün görevde olan veya konuları bilen biri söylüyor. Bir başka itiraf. 4 yıl boyunca ağzımı kapattılar ama şimdi söylüyorum dünya ticaret merkezi ikiz kulelerine saldırı olmadı... ...bize gösterilen diğer ülkelerin de dahil olduğu bir saldırı yoktu ama sonunda Orta Doğu'da bir savaşın içine sürüklendik diyor... ...acayip itiraflar bunlar bir başka itiraf ya bir sürü var da ben 3 tanesini seçtim size... E, ...bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye İran bir İHA'mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı pek değerli değildi falan falan devam ediyor biz de onları vurma kararı ve aldık filan falan. İranlılar bizi aradılar. başka çaremiz yok. İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. belli bir askeri üste 18 füze fırlatacağız. Ama endişelenmeyin füzeler üste ulaşamayacak diyerek garanti verdiler falan. Yani İran'la Amerika arasında danışıklı karşılıklı füze atma falan veya misilleme filan meseleleri acayip. Orta Doğu'da işler. Biraz da Orta Doğu'daki işlere böyle bakın. Manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki manşette Cuma günü tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın.